kin ve nefret duygularını sadece akıtan ve Allah'ın birlik, beraberlik güzelliğini, o dinin tevhidini, toplum olarak birlik ve beraberliği anlamayan insanlara biz de bakıp bakıp diyoruz ki ya bu adamlara hiç mi kandil gelmiyor? Bu adamların hiç mi Berat, Şaban, Ramazan gibi duyguları yok? Diyoruz ya, doğruymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu mağfiret ve rahmetten bir eser gelmeyecektir. Ama ne kadar vahim. Her yer merhametle dolu. Fakat onlar bundan istifade edemiyor. Allah Teala bizi bu şekilde, hatta benzeri şekilde mağfiretinden ve rahmetinden uzak kalanlardan eylemesin. Allah Teala bu geceleri ve gündüzleri, bunlar örftür, adettir, bırakın şunu ya, bize Kur'an yeter falan söylemleriyle Resulullah'a saygısızlık edenler, bu güzel merhametlerden uzaklaştırarak insanları böyle kasıp kalplerini katılaştıran insanlardan eylemesin. Bu geceleri, gündüzleri ganimet olarak bilip, ama bu geceleri adeten değil, senin rızana uygun şekilde geçirip, gecelerini, gündüzlerini de buna bağlayan bahtiyar, aziz, mağfiret edilmiş Müslümanlardan eylesin. Hani bu duaya cümlemiz diyelim amin diyor ya, Süleyman Çelebi Mevlidi'nde, eminim ki hepiniz amin demişsinizdir. Şimdi hemen şu müjdeyi de vereyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Nese'yi'de geçen bir hadisi şerifi, Sünen-i Nese'yi denilen önemli bir eser. Berat gecesi göklerin kapıları açılır. Melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik eder. Allah Allah. Gözle göremediğimiz bir alem var. Ama hissettiğimiz bir alem, değil mi? Hepimiz o alemi hissediyoruz. Yani en azından herkes şunu hissediyordur arkadaşlar. Bu alem gözle gördüğümüzden ibaret değil. Burası kesin. Ya sen buna beşinci boyut de, efendim ne bileyim kuantum de, parçacık de, İşte dejavu de, tak bir şeyler işte. Çakra mı diyorsun, çukra mı diyorsun? Her bir şey tak. Ama şu bir gerçek değil mi? Herkes bunu hissediyor değil mi? İliklerine kadar. Bu alem göründüğünden ibaret değil. Bu alemin göründüğünden ibaret olmadığını hissetmek ve bu hissiyatla bir şeye bağlanmanın adı iman, inanç. Genel olarak inanç. Ama İslam'a göre imanın adı, bu gözde göremediğin alemin gözde görünen ve görülmeyen ve o gözlerle gören senin ve her şeyin Rabbi olan Allah'tır. Tektir, vahittir, ehettir, çocuğu yoktur, ailesi yoktur. O bizim gibi değildir. Bizim anlayış, bizim idrak yanlış anlamalarımızdan münezzehtir. Ama o Sübhan'dır. Elhamdülillah diye zikrettiğimiz Allah Rabbül Alemin'dir diyerek onun peygamberi, onun melekleri, onun kitapları kıyamet günü ve ahiret gününde bir hesabı, kader dediğimiz hayır beşer programlarının hepsinin tercihlerimize göre şekillendiği fakat asla Allah Teala'ya sürpriz yapamadığımız bir yazılım programı vardır. Ben ona inanıyorum. Dedikten sonra işte o sahip olduğunuz, gözde gördüğünüz ve göremediğiniz alemi birleştiren o en büyük cevherin adına iman deniyor kardeşler. İnandın. O muhabbetle içinden bir coşku hissettin. O coşku seni yerinde bırakmaz ki. Sen bunu öğrendikten sonra tamam. Bir tane bir miymiş? Tamam. Meleklerin varmış. Sen duramazsın ki yerinde. Bu öyle bir bilgi değil ki. Şu anda desem ki sana 10 saniye sonra tavan kafana çökecek. Bunu duyduğum iyi oldu demezsin sen. O bilgi senden hareket ister hemen.
Çünkü ne diyorum ya? Bak dediğim şey 10 saniye sonra. Bu böyle bir kuru bir bilgi değildir. Merhaba efendim. İman da kuru bir bilgi değildir. Allah'ın var seni yarattı. Ha öyle mi? Tamam öğrenmiş oldum. Çok iyi. Diyeceğin bir saha değil iman. İşte bu iman, bu his insanı hemen o hissiyatı beslemek üzere harekete geçirir. O inanç doğrultusunda yürümeye sevk eder. İşte onun adı İslam'dır. İslam. İnandığın gibi yaşanın İslam içerisindeki, Kur'an içerisindeki tarifine baktığımızda işte İslam olur. İnandığına teslim olmak. İnandığın üzere yaşamak. İnandım ben. Tamam. O inançla hayata gözünü açtın mı? Açtım. Hadi. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Besmelesini çekti. Günler başladı. Namazla. Kur'an'la geçiyor. Haram. Elini sürmedi. Bakmadı. Helal. Müsaade etmiş. Ne kadar da çok. Haram çok az. Helal ne kadar çok. Buna baktı. Ne yaptırıyor sana bunu? Ya ne yapacaksın aynı şey ya? Yürü. Yok. İlk maddeyi unutma. O alem göründüğü kadarıyla değil. Bunun arkasında bir manevi belki berisinde belki önünde var. Ne münasebetten senin bu görmediğin alemdeki ahkamını sen kendi kendine kesiyorsun. Ben seni niye takip edeyim? Ne malum senin doğru yaptın? Şaşmaz, bozulmaz, mutlak doğru olan bir hak ve hakikat var. Kırık dökük. Hatalı olabilirim. Günah edebilirim. Kumar oynayabilir. İçki içebilir. Allah muhafaza kim bilir neler yapabilir insan. Ama hiçbir zaman olur canım. Hiçbir şey olmaz. Demedikten sonra onda yine iş vardır. Hata bizler için dostlar. Hata bizler için. Ama benim inandığım Allah, benim günahımdan ben rücu ettiğimde beni affeden Allah'tır. Kendimi düzeltmek için fırsat bahşetmiştir. İşte bu imanla yaşarım, İslam ve Müslüman olurum. Benim bu gecelerim böyle geçer. İşte bu inanç bizim hiçbir zaman değişmez inancımız olduğundan Allah Teala bize bugün de geceleri kendisine yakınlaştırmak için adeta fırsat olarak veriyor. Şu konuşmalar çok önemli kıymetli dostlar. Bendeniz televizyon programı için değil, sizlere yardımcı olmak, Allah için belki bir kardeşlik yaparım da güzellikte buluşuruz ümidiyle yapılmış konuşmalardır. Onun için konuşuyorum. İnanın ki bu sözler çok önemli. Gelin bu gece gerçekten kalben pişman olarak bize yakışmayan, Allah'ın bize de yakıştırmadığı ne varsa çok var. Bir tanesini bu gece hallederim. Yapmayacağım ya ben bunu. Bundan sonra ölümle bile burun buruna gelsen benim için bu iş bitmiştir diyelim. Onu bırakalım, Allah'ı alalım. Allah'ın mağfiretini alalım. Falanca filanca şucu bucu falan demeyi bırakalım. Resulullah muhabbetiyle onun yoluna şöyle bir bakalım. Bırakın başkalarına kızmayı. Falancaya filancaya kızıp da haşa Allah'a küsmeyi, Efendimiz'e küsmeyi yapmayın. Gelin kendimizle barışalım. Berat gecesi. Ve Ramazan'ın şurada ne kaldı? 10-15 gün sonra işte Ramazan tüm güzelliğiyle ruhumuza, kalbimize nüfuz edecek. Önümüze engeller koymayalım. Bırakalım, açalım sinemizi. Gelsin Ramazan, bizi kalbimizden, ruhumuzdan yakalasın. Allah Teala bu gece ettiğimiz duaları kabul eylesin. Amin. Bendeniz sizlerle beraber şimdi birkaç satır olsun dua edeceğim. Niye? Muhakkak ki siz Allah Teala'ya yalvarırken samimiyetle böyle nazlana nazlana belki burnunuzun direği sızlaya sızlaya kim bilir ne güzel dualar edeceksiniz. Hocam benim çok öyle Arapçam falan. Tamam. Başında elhamdülillah de. Efendimiz'e Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de veya salatu selam ettim de. Ondan sonra Allah'tan ne isteyeceksen iste. Merak etme. Melekler yanlış anlamaz. Sen samimiyetle doğru duayı et.
Nasıl edeceksin? Allah sana bu gece merhametiyle kuşattı ya, onu da hissettirecek. İlk başta başla. Ya Rabbi, seninle aram açılmasın. Ya Rabbi, ben ümmeti Muhammed'im. Ümmeti Muhammed olma şerefi benden hiç ayrılmasın. Ya Rabbi, sıhhat afiyet olmazsa, akıl başta, kalp, ruh hepsi aynı istikamette olmazsa ben nasıl kulluk yaparım, nasıl vazifelerimi yerine getiririm? Ya Rabbi sıhhat afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi sevdiklerime güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi bu gece dua eden kardeşlerimizin duasını kabul eyle. Göçmüşlerimize rahmet eyle. Maddi manevi hiçbir sıkıntımız olmasın. Serbest serbest senin kulluğunda huzurla yaşayalım. Bu gece bize bunu ihsan eyle. Şaban-ı Muazzam'ın şu güzel ayın 15. Berat gecesinde senin saitlerdir bunlar. Bunlar saadete ermişlerdir denilen defterde isek hep orada daim kalalım ya Rabbi. Ya Rabbi şayet biz cehenneme düşecek, sonradan türlü felaketlere toslayacak şakilerden, eşkıyalar muamelesi görecek insanlardansak, defteri öyle yazmışsak, ya Rabbi bu gece hatırına bizi oradan sil, bizi ebedi saadete ermişler zümresine dahil eyle. Zürriyetimizi, çocuklarımızı salih eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, hanemizi, sevdiklerimizi her türlü beladan, musibetten muhafaza eyle. Amin. Şu cennet vatanı, ezan-ı Muhammedi ile, şu bayrak altında, kıyamet sabahına kadar baki eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, dualarımızı kabul eyle. Şu anda hastane köşelerinde, dertli, derman bekleyen, bizi televizyondan seyreden nice güzel abilerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, müminlere şu anda sen ne müşkülleri varsa ya Rabbi, o müşküllerini onlar için hal ve asan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Cennetine kavuşturarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına kavuşarak etrafımıza, cümle mahlukata ve kendimize yararlı ve güzel insan olma şerefinde bizleri daim eyle. Dualarımızın kabulü için, göçmüşlerimize rahmet olması için hepimizin dualarla beraber inşallah Cenab-ı Hakk'ın huzuruna saadete ermişler olarak kavuşmamız için. El-Fatiha.